farklı akşamı sizler de buradaydınız. Bunu yaşadık hep beraber. Ve hemen arkasından kızların iki gün sonra aynı Özkan Mamati'nin söylediği gibi bir videosu düştü sosyal medyaya. Şimdi onu izleyelim. Herkese merhaba. Ben Şeyma. Ben Büşra. Biliyorsunuz ki babam Elvan Koçak tekrardan asılsız ve doğru olmayan haberlerle gündemde. Biz de onlara kısa bir cevap vermek istiyoruz. İlk önce şunu söyleyelim, bunu yıllar önce de söylemiştik. Biz gündemde olmak istemiyoruz. Çünkü zaten hayatımıza gayet mutlu bir şekilde hep birlikte annem ile birlikte ailecek devam ediyoruz. Ben 26 yaşındayım zaten. Ben ve Muhammed biliyorsunuz ikizim. 23 yaşındayız, okullarımızı bitirdik. Ben hatta şu an uzmanlığımı yapıyorum. Yani hemşireyim, yoğun bakımda çalışıyorum. Ve anestezi ve yoğun bakım uzmanlığını yapıyorum şu an. Muhammed de çalışıyor, okulunu bitirdi. Hayatlarımıza devam ediyoruz. Geziyoruz, eğleniyoruz. Evet, görebilirsiniz. Ülke ülke geziyoruz. Evet. Ve asılsız haberleri de şunu söylemek istiyorum. Annem ve babamın boşanmasının sebebi babamın annemi aldatması, psikolojik, fiziksel baskı uygulamasıdır. Ve birçok sebeplerde ve bizim onunla görüşmek istemememizin sebebi de budur. Yani boşanması 12 sene falan olmuştur. O yüzden de Adnan Oktar ve arkadaşlarıyla hiçbir alakası yok babamın anlattığı gibi. Onlardan hiçbir kötülük görmedik. Ne bir alıkonma, ne bir kaçırılma var. Bunları tekrar tekrar söylüyoruz. Söyledik. 6 sene önce de söyledik. Şimdi tekrar söylüyoruz. O yüzden lütfen bunu inanın. Bizi artık gündeme getirmeyin. Babamdan da rica ediyorum. Kendini kötü niyetli insanlardan kullandırmasın. Evet. Lütfen. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Çünkü kimse babam gibi bir babanın psikolojik ve fiziksel baskısı altında büyümek istemez ve biz böyle büyüdük. O yüzden de yetişkinler olarak onunla görüşmek istemiyoruz. Hayatımızda gayet Instagram hesabımızdan görebilirsiniz. Mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Evet, kızların babası Elvan Koçak bizimle birlikte. Elvan Bey, hoş geldiniz Nokta Atışı'na. İyi akşamlar, hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte yorumlayacağız aslında burada ne oluyor. Bu kızlar böyle konuşurken neden etkilenip böyle konuşuyorlar? Hepsini değerlendireceğiz ama sadece bu kadar değil. O akşam bir de bazı fotoğraflar paylaştılar. Adnan Oktar'ın fotoğrafları ki geçen hafta sizinle konuşmuştuk bu fotoğrafları biz burada. O cezaevinde çekildiği söylenen bol photoshoplu fotoğraflar. O fotoğrafları da ekrana getirelim yorumlarıyla birlikte. Çünkü burada yorumlarda Adnan Oktar'a övgüler düzüyor kızlar. Hani canım 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 Adnan Bey diyorlar. Her geçen gün daha da gençleşen canım gibi ifadeler kullanıyorlar Adnan Oktar'la ilgili. Elvan Bey, şimdi size soracağım ama ben önce bir anlamaya çalışacağım Kıvılcım Hanım'dan sorarak. Nasıl yorumluyorsunuz? Mesela bu kızlara baktığınızda siz gerçekten vazgeçmiş, babalarından vazgeçmiş kızlar mı görüyorsunuz? Şimdi bunu söylemek tabii çok kolay değil. Çünkü sonuçta ilk defa kızların, bu iki genç kızın konuşmalarını dinledim. Ama tabii bütün olayın bütününü değerlendirdiğimiz zaman bildiğimiz bazı şeyler var. Bir tanesi gerçekten de bu kız çocukları ve o zaman da reşit değillerdi zaten. Anneleriyle beraber bu örgüte katılmış gözüküyorlardı ve orada A9 kanalında beraber program yapıyorlardı. Hı hı. Ondan sonra da kaçırıldıklarını biliyoruz yurt dışına. Şu anda sevindim. Aslında gerçekten de çalışıyorlarsa hani bir yerde hemşirelik yapıyorum dedi sanırım. Bunlar güzel, sevindirici gelişmeler eğer gerçekten bu doğruysa. Demek ki hayatın içine karışmışlar, kendilerine dair bir hayatları var gibi gözüküyor. Ama yurt öte dışında yandan var da, zaten galiba. Ne var? Hayatları. Yurt dışındakilerin var galiba. Evet. Buradakilerden farklı bu kısım, biraz. Bu kısım güzel. Hı. Ama öte yandan da Adnan Oktar'ın resmini paylaşıp altına canım deyip metiyeler düzmesi de çok normal gibi durmuyor gerçekten de. Çünkü bu kişinin bir silahlı suç örgütü lideri olduğu, hapiste olduğu, ortaya çıkan pek çok ilişkileri olduğu da sürekli konuşuluyor. Bu kişiye hala metiyeler düzülüyorsa, hala canım deniyorsa, hala beğeniliyorsa ve bir lider olarak görülüyorsa burada bir sorun var demektir. Zaten eşyanın tabiatına da aykırı. Yani genç bir kız, hı hı, neden kendisinden yaşça bu kadar büyük bir insanı bu şekilde över, Instagram hesabından paylaşır?
değil mi? Bu pek yani hayatın doğal akışına da uymayan bir şey gibi duruyor. Dolayısıyla da Özkan Mamati'nin... Onların akışına uyuyor galiba Özkan Mamati'nin söylediği. Çünkü iki gün içinde dedi. Gerçekten iki gün içinde geldi. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Şimdi bugün de Twitter'da, sosyal medyada bazı böyle paylaşımlar vardı. İnanamıyoruz nasıl bu insanlar takip ediyor diye. Yani 40 senesini genç kızları, genç çocukları, genç kadınları örgüte kazandırmak, onları manipüle etmek, onları içeride tutmak için sürekli strateji ve taktik geliştiren bir örgütten, bir akıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar ne yapacaklarını iyi biliyorlar zaten. Yani bir insan nasıl etkilenir, nasıl manipüle edilir, nasıl o inşa süreci, rıza inşası süreci inşa edilir. Zaten bunun üzerine kurulu örgüt. Sadece bu iki genç kız ve işte bu oğlan çocuğu değil. Kimler kimler zaten bu örgütle beraber ilişkili, onların masasına oturuyor, beraber oturup kalkıyorlar, eve girip çıkıyor, etkileyebiliyorlar. Pek çok şeyden bahsediliyor. Dolayısıyla burada gerçekten bir hür, kendilik, benlik rızasından bahsedebiliyor muyuz? Ben çok emin değilim. Ama öte yandan tabii ki hani iki tane genç kız var ve biz de hayatımızı yaşamak istiyoruz diyorlar. Ona katılıyorum. Muhakkak kendilerinin artık bir yaşam sürmek istedikleri aşikar. Ama gerçekten de örgütün altında, etkisi altında olup olmadıklarına karar vermek de çok zor. Diğer bütün doneler pek de öyle olmadığını gösteriyor bize. Evet, bir